Diz kapağı ağrısı çekiyorsanız evde uygulayabileceğiniz pratik, doğal çözümler. Diz kapağı. Diz kapağı olarak bilinen patella, dizin ön kısmında yer alan küçük ve yassı bir kemiktir. Bu kemik, üst kasların kuvvetini diz bölgesinin alt bölgesine iletilmesinden ve hareket ederek bükülmesinden sorumludur. Kaval kemiği ile uyluk kemiği arasında yer alan tendonlar ile bağlıdır. Alt yüzünde de eklem kıkırdakları mevcuttur. Diz kapağı ağrısı. Diz kapağının pozisyonel olarak dışa doğru kayması ya da bu bölgede sıkışması diz kapağı ağrılarının en sık rastlanan sebeplerindendir. Bacağa hareket kabiliyeti katan diz kapağı ve altındaki dokularda meydana gelen ağrılar hayat kalitesini düşürürken bazı durumlarda işlevini yerine getiremeyecek boyutlara da gelebilir. Yürüyüş esnasında ağrı sizin için alarm niteliğinde olmalıdır. Ağrı duyduğunuz an yürüyüşü sonlandırmalısınız. Aşırı yürüyüş ve merdiven inip çıkmayı önermiyoruz. Bazı durumlarda dizlik kullanmayı öneriyoruz. Neyin belirtisi? Diz kapağı ağrıları çoğunlukla yorgunluk, aşırı kullanım, zorlama, yaşlılık, travmalar, pozisyonel kaymalar ve diğer hastalıklara bağlı olarak gelişir. Tek bir nedeni olmayan diz ağrılarının kesin tanısı hastanın öyküsü, fizik muayenesi ve gerekli görüldüğü durumlarda radyolojik görüntülemeler sonucunda konur. Ne iyi gelir? Diz kapağı ve diz ağrılarını geçirmek için özellikle eklem, kas ve kemikleri güçlendirmek gerekir. Fazla kilolardan kurtulmalı ve dizi kırarak kullanmaktan bir süre kaçınılmalıdır. Buz torbası, bamya tohumu gibi doğal yöntemler diz ağrılarına iyi gelir. Bamya tohumu, menisküs, eklem ağrısı, sıvı kaybı, kireçlenme gibi diz problemlerine şifaları ile faydalı olmaktadır. Diz ağrısı yaşayan kişilerde bu tohumu suyun içinde bekleterek içmeli ya da kür olarak kullanılması önerilir. Bir diğer yöntem ise diz kapağı ve çevresine birkaç damla zencefil yağı damlatın ve bu bölgeye yağı dağıtın. Dairesel hareketler ile masaj yaparak yağın etkisini göstermesini bekleyin. Zencefil yağında bulunan antioksidan maddeler diz ağrısına neden olan iltihapların sökülmesine yardımcı olacaktır. Ancak sürekli devam eden ve şiddetli ağrılar varsa uzman hekime başvurulmalıdır. Hastalıktan değil, geç kalmaktan korkun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.